Herkese akşam milyonundan merhaba diyorum. Güne çok güzel bir sürprizle başladım. Şöyle kocaman bir kutum geldi. Çok yerinden kaldıramıyorum. Bu tarafta da ayrı bir güzellik var. Oraya biraz sonra çevireceğim. Bu kutuda emeği geçen herkese, Ayşe ablama, Yasemin diyeme, anne birisini daha demişti, demin Ayşe abla kimde? Vallahi unuttum ki. İsmini unuttuğunu kusura bakmasın. Bu kutuda emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Keselerine bereket. Allah razı olsun. Bebişin ilk hediyeleri gelmiş. Daha hiç açmadım. Ben de bilmiyorum ama biraz önce telefonla görüştüğümüzde aldığım bilgilere göre söylüyorum. Sadece bana da değil, Allah razı olsun, o kadar naif düşünceye sahipler ki anneme, teyzeme, Melek teyzeme, herkese hediyeler varmış içinde. Hep beraber birlikte açacağız, bakacağız. Normalde ben uzanıyordum. Bugün ağrılarım biraz daha fazla. Ama kutuyu benim açmam gerekiyordu. Benim için bu kadar düşünüp, zahmete girip, uğraşıp, emek verip yollamışlar. Bir şekilde bu kutunun başındayım Allah'ın izniyle. Ama normal anda uzanıyorum. Çünkü ağrılarım bayağı var. Hatta akşam Melek teyzeme de gidemeyeceğim. Annemler gidecek. Teyzem, Sercan, annem, Ahmet. Sercan, istiyorsan annemleri ben bırakayım, geleyim, ben de gitmeyeyim dedi. Ben de yok dedim, ben uzanacağım zaten, sen de git. Hem annemler dedim, hem annemlere ayıp olmasın dedim, hem Melek teyzeme ayıp olmasın dedim. Melek teyzemi de aradım, söyledim, çok haklısın dedi. Onun asansörü olmadığı için, onu da belirteyim en başta. Doktor da bir kattan fazlasını zaten önermiyor. Onun evi de en üst katta, asansörü de yok. O yüzden riske atamadım maalesef. Hani iki kat falan olsa yine biraz böyle dişimi sıkardım ama şu durumda bu ağrımla riske atmak istemedim. İğne de biraz ağır geldi. Zaten dün iğneyi yaparken de demişti hemşire, yağlı bir ilaç ağrı yapar, sertleşme yapar demişti iğnenin olduğu yerde. Aynen de öyle dediği gibi oldu. Ben şimdi kutumdan başlayayım. Bu arada kutuyu ben getirdim arkadaşlar, ama Yasemin getirdi. Yasemin'e kızmayın. Petrolden buraya Sercan getirdi. Bizim odadan buraya da annem getirdi. Ben getirdim. Allah'tan hafifmiş yani, öyle çok şey değil. Yoksa Ahmet'e taşıyacaktım. Ben istesem de yapamam. Ben normalde şu an çayıma kadar annem getiriyor, öyle söyleyeyim. Aynen. Tabii ki. Anneler böyle günler için lazım. Allah razı olsun. Bu arada kutuyu açmadan hemen şeyi de belirteyim. Esra annem de söyledi, annenler gidince ben de gelirim, yardımcı olursun, ya da gelir ben de kalırsın dedi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Şu an annemler olduğu için hani gözüm arkada kalmıyor dedi. Annemin de gitme konusu şöyle, anneme de yazıyorsunuz görüyorum. Hani onu sonra ben yaparken açıklarım. Yok, şey yine ben de söyleyeyim de hani önden. Annemin de burada kalmasını istiyorsunuz. Ben de çok isterim canlı gönülden ama bencilliğe de giremem. Çünkü kardeşim askere gidecek. Annem yine detaylarını anlatır tabii ki biraz sonra. Aynen. Olmuyor. Herkesin bir kurulu düzeni var sonuçta. Ah, yoksa ben gider miyim? Seni böyle koyardı. Ama işte tek teselim, Allah razı olsun, Esra var, Melek var. Hepsi de can atıyorlar yardım edelim diye. Sercan'ım var. Hepsi var Allah'a şükür olsun. O yüzden hiç gözüm arkada değil. Sevil Can var. Hepsine de Allah razı olsun. Zarar görmesin diye çok da güzel paketlemişler. Şu an açmakta bile zorlanıyorum. Biraz. Birincisi tamam. Şunun tam üstüne bant gelmiş. Şu bantlardan bir kurtarayım. Ya içinde ne olduğunu hep beraber görmek istedim. O yüzden burada açmak istedim. Önden açıp da sadece paketi göstermek istemedim. Emeğe saygısızlık olmasın diye. Bu taraftan da açalım. Benim bu paketim biraz dağınık, giriyorum cümleleri. Bu paket ta Bursa'dan geldi. Bursa grubuna çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oradaki manevi desteğinizi hissetmek zaten yetiyor canı gönülden bana. Böyle üstüne bir de böyle şeyler olunca YouTube ailenin bana kattığı en güzel değerlerden birisi. Buradan biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden de Allah razı olsun. Rabbim işlerini rast getirsin. İnşallah hepsine hacı gidip gelmiş kadar sevap versin. Bebeğin ilk hediyesi. Beşik. Ne tatlı duruyor. Beşiğe bak. Evet. Şöyle bir kolye sanırım, değil mi anne?
Cevşen gibi bir şey sanki, böyle hani nazarlık gibi herhalde. Bakayım içinde ne var? İşte nazarlık gibi bir şey, koku gibi. Sanırım doğal taş. Yine telefonda öğrenirim. Aynen, çok güzel bir şeye benziyor. O sırada da tam Sercan aradı, o yüzden Ayşe ablamla da detaylı görüşemedik. Doğal taştan bir kolye. Aman, şu tarafa eğer bir yine hatam varsa falan düzeltirim onu tekrar. Minik şöyle beşik. Dizim, güzel oradasın, bu da böyle küçük ayıcığımız. Bunu buraya koymuşlardı. Ben tekrar yine şöyle koyayım. Üstlerinde isim var diyordu. Ayşe ablam, bir bakayım. Emoşuma cennet kuşundan. Şöyle, bu Emine teyzemin hediyesiymiş. Emine teyzeme tunik gelmiş. Şöyle dursun. Yine katları. Oo, bir tunik daha gelmiş. Oo, çok süper, güzel gerçekten. Süper. Bayıldım. Bunu ben şöyle koyayım. Bunu özel yine aynı bulduğum gibi katlayacağım. Aslında götürüp verelim mi? Tabii ki, o da olacak ya zaten. Küçük de bir video çekersiniz anne yine. Ben olamayacağım ya. Verirken, evet. Bu arada ben sizin paketleri de açmış oluyorum. Nasıl? Bilmeden. Dünyanın en tatlı annesi. Bacınla sağlıklı, huzurla, musmutlu kahveler. Miss Ayşe Bekay. Ay canım benim, canım. O notu da sakla. Ben onu saklarım ömür boyu. Koy oraya. Bu ne? Örgüden bir şey ama dekor mu? Dur size de göstereyim. Gel onları soralım yazıyı. Ayşe'cime soralım de. Rabbim razı olsun. İşe gücü razı olsun. Böyle bir şey. Güzel bir elime. Diyor mu? Kurban oldum Allah'ım. Ne sıkıntılar varsa gidersin. Amin. Ne gibi muratlar varsa nasip etsin. Hayırlıca. Amin. Kötülüklerden uzak olsunlar, hep iyi insanlara denk gelsinler. Oo anneciğim. Oo şal. Ya cebinde de bir şey var. Oo. Bayıldım, çok güzel. Çok güzelmiş of, gerçekten. Elimde çok tatlı. Şöyle cepleri de var. Tam annemlik. Tam benim. Annem de üşüyor. Hatta dün akşamki vlogları da var. İçli dışlı iki cepli. İkisi de. Hangi tarafını kullanırsan onun cebi. Bir de en güzel yanı ne? El emeği. Vay, ellerinizi yerim senin. Hanginiz yaptıysanız ellerinize kurban olayım. Tatlı tatlı yiyormuşlar. Çok da kalın. Tam Ankara'nın ayazına göre. Tamam. Sağlığa neye giderken oraya buraya eczaneye. Bir de buna bakalım. Sana da yine doğal taş. Oo. Aynısı gibi o kağıdı özellikle sakla da onu notur, ben saklayacağım. Yine notlara tekrar bakarsınız. Hı-hı. Ben Ayşe'ye açıp özellikle teşekkür ederim Burak'ıma. Şu anda elimiz işler, o yüzden çıkan yok. Çay sanırım. Yine Ayşe ablayı sorarız. Ha evet evet, o gün demişti şey çay sanırım diye. Sonay Sultanım diyor. Teşekkür gönderdiği insanlara rast gel inşallah diyor. Annem de olanın aynısında. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun canım benim. Sana da tam senin sevdiğin gibi renk ve ışıltılı. Aynen. Ben çok severim. Teyzem böyle ışıltılı şeyleri çok sever. Bayılır. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim kesenize bin bereket versin. Çok tatlı. Bu mübarek günü ne dileğiniz, muradınız varsa kabul olsun. Aynen. İnşallah. Hayırlıca. Bunları onu tam hastaneye gidekin alın. Nasıl güzel olur. Aynen. Ankara'nın ayazını şu. Ablalarım zaten beni bilen bilir. Ben öyle gaz yapmayı falan böyle çok yerlerde sürünmeyi sevmem ama gerçekten hani beni zorluyor şu an bile, gerçekten zorluyor, o yüzden bir adet kolye.
Ama üzerimdeki renkten dolayı görünmüyor. Şöyle yakınlaştırayım. Çok, çok güzel. Güzel. Şurada dursun. Bir adet de künye. Bunu da şöyle göstereyim. Çok güzel. Yine takınca da tabii ki üzerimde gösteririm. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Amin. Bir bitki çayı da burada. Kutunun her yerinden bir şey çıkıyor. Yasemin güle güle büyüt inşallah. Şimdi amin. Benim kısımlara geldik. Benim ayağı uğurlu bereketli torunum. Hayırlıca gel inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Canım yavrum. Allah'ım anam ilk nasipte pempiş mi ne? Anam yerim ben onu. Allah'ım Allah'ım. Yasemin bir an önce doğur şimdi an içinde görek. Anam ya Allah pempiş ya tanıcısı ne olsun. Yerim ben onu. Allah'ım Allah'ım. Ay böyle şimdi... adışım da vardı çok evet, tatlı. Çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nasipler pembişten açıldı. Hep kalbimiz evet. Çünkü kız istiyor. Sizden sarlasak Rabbim biliyor. Ben kız çocuğumu çok seviyorum. Yani benim kalbim anne babayı bilmem de benim kalbim kız istiyor. Zaten baba en başta niyetini söyledi. Ben şimdi tekrar dur. Şöyle paketle sizleri de çok oyalamayıp ben bunların hepsini tabii ki ayrı ayrı yerleştireceğim. Bence sen onu zaten bir çek. Ondan sonra bakıp sonra buraya açıyorsun. Tamam. Ayy. Ne çıkıyor hadi tahmin edin. Bebekim sesi mi? Elimi. Anam anam küçük prenses. Ay ay Allah'ım şey kız ne diller şu üstündeki de kürklü neli. Bu yerim senin kürklü neli. Kokoş. Kokoş kan kokoş. Kız yerim ben bunu. Ama daha çok heyecanlandım Allah'ım şimdi. Elbisini bulunca. Şöyle gül aroması. Oo. Ay ya. Ayşe teyze sever gül kokulu. Anneannesi. Tam elbiseyi böyle de şey kilot dışarı. Ben bunu ne yapayım? Anam bir de ayakkabı. Allah'ım Allah'ım. Burası böyle tam takı. Vay benim kokuş kötü bunlar. Şöyle. Bu boş. Aha, sarı tam mesela. Yine daha bir şeyler çıkıyor. Bitmiyor. Bitmeyen hediyeler. Anam senin hediyelerini yerim. Gerçekten ayağı çok uğurlu ve bereketli. İnşallah Rabbim tamamını erdirmeyi amin, nasip eder. Amin. Allah'ım sağlıcakla gelmeyi nasip etsin ya Rabbim. Doğal sabun. Benim kokuşum. İnsanların çoğunluğu yaşamazlar, sadece varlardır. Ey mülkün tek sahibi, mülk Allah'ındır. Kocan kadar konuş. Benim hiç susmayacağım bir kitap o zaman. Kocan kadar konuş. Ya çok ama ben her bir, pakette bitiyorum. Çok sürpriz bir şey oldu vallahi paket oldu. Örgü hem de el örgüsü. El emeği. Anam çimdiler ne tatlı Allah'ım. Şöyle hediye paketini üzerine koyalım. Allah'ım bu Ayşe'ciğim hepinize de tekrar teşekkür ederim. Bizi böyle mutlu ettiniz. Rabbim de siz etsin. Çorap. Allah'ım. Çorap. Tek tek göster şuraya yavaş yavaş. Ha? Zıbın. Bu, onun pembe zıbınları yerim ben. Ay. Ana kırmızı elbise siyah kırmızı. Ya Rabbim şuna. Tam kokoş. Maşallah ne bereketli bebek daha kendi gelmeden şeyler bereket yağdı. Allah'ım bir de şuna olacak. Bak anne. Vallahi ben ne olayım değil mi? Bakasım yok şimdi çok sevindim. Bu da sarı yelekle tam takım olur. Tam bunlar takım. Da tam takı. Aa o da takım baş. Oo. Annen niye yere görmeye yer bile kalmadı. Şöyle. Ay, çok güzel gerçekten. Gördün mü sana yerine bir şey takım patikler. Aynen. Ayrı ayrı güzel. Allah razı olsun. Amin. Dolap içi kokusu. Hadi bunu da açalım. Ay
heyecanlandım. Bir verdim. Bu sarılık olmasın diye örttüğümüzde mi acaba? Yine Ayşe ablaya soralım. Yoksa şuraya bir basın üstündeki resimleri. Yok, bu bununla değil. Bence öyle bir şey sanıyorum. Yine yorumlarda da görürüz. Zaten Ayşe ablaya da özel sorarım. Kundak galiba. Keşke bunu Sercan'ın yanında açsaydım. Şu an pişman oldum bak. Ay keşke gerçekten öyle yapardım Yasemin. Şöyle, bu da çok güzel ince bir kundak. Tam da sizin bu mevsime uygun, sizin buraya. Evet. Ben kundaklı çocuk çok seviyorum. Bayılıyorum böyle çocuğu kundaklayıp sevmeye bayılıyorum yani. Hmm. Sercan ben kundaklatmam diyor ama ben kundaklarım. Bak açtıkça bir şeyler geliyor. Suluk, su içmek için. Aman Allah, her detayı düşünmüşler. Annenle ne alacak annenle? Hiçbir şey koymadınız. Bu bebeğin ne çok annennesi var. Oh. Aman. Allah'ım şuna. Yalnız eğer yeğeniniz erkekse şu an içeride çok üzülüyordur. Ay anne. Anam hele bunun tatlılığına yarabbi. Bayıldım. Ay hepsi birbirinden güzel, şuna bak. Ben ne yapayım, şuna kalpli kalpli. Ama şuna bak, oradan biraz uzak mı kaçıyor? Hafiften şuna yaklaştır. Gayet görünüyor. Ama yok, sen uzanma, tamam. Ben şu an zaten biraz karnım ağrıyor, o yüzden çok kımıldamamaya çalışıyorum. Gerçekten. Allah'ım, kokuşlara bak. Ya, eteğini yerim senin. Minnet et yarabbim. Şöyle. Şey oldu bu. Çeyiz oldu ona. Giresun güzel olacak bu kız. Bu kız bu şey. Giresun kokuşu. Evren'e mesajımızı göndererek kız çocuğu istiyoruz. Kadife elbise, Allah'ım ya Rabbim. Annemin en çok sevdiği kız çocuklarında kadife elbise. Aynen. Bayılırım ben çok böyle kadife elbiselere. Şöyle kendi üstümde göstereyim. Şöyle tek tek. Anam, maşallah. Ayakkabıları. Sonradan da ne yapıyor musun? Bunları şöyle kalepiyetiz hepsini. Güzel. Sercan şok olacak. Siz dizersiniz, ben çekerim. Aynen. Minicik katkısı bile var. Ben elim yıkanınca ilk yapacağım iş o olur. Şuraya dizeyim hepsini, bir güzel şans çek. Ha şu beyaz kanepeye. Şöyle bununla bu da sanırım takım. Anam senin elbisele ne kurban olayım. Ama bir detayı tekrar hatırlatıyorum ya oğlansa. O zaman şu an içeride ters dönüyordur. hep elbise kız. Ya herkesin gönlünden bir geçen vardır. Şimdi bu konuda hemfikir olalım. Tabii ki de hepimizin istediği sağlıklı, sıhhatli olması. Eli ayağı düzgün olsun, vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat olsun. Ama herkesin de bir gönlünden geçen vardır. Sercan'ın da benim de gerçekten kız. Ama tabii ki dediğim gibi yine... Allah'ım beni tutacak. Aman bu kaplar neler ne etme. Bunu nereden bulmuşlar tatlı? Pamuk prenses olacak. Allah'ım. Kokoş. Kokoşa karar verdim. Ben elini almayacağım. Para göndereceğim artık. Ne yapayım elini? Çok. O değil. Annen niye ihtiyacı şey etmedi? Tamam, ben para göndereceğim. Esma Hanım. Anam. Bu da Esma Hanım'dan. Esma Hanım'ın ismini unutmuştum. Evet. Halbuki aslında yorum yazmıştım onu. Esma'dan selam ve sevgilerle demiş. Ve aleyküm selam. Çok tatlı ya. Şöyle şeyini açayım mı? Çünkü burada 3 tane elbise var. Şu birincisi. Esma ablası, Ayşe ablası, Yasemin ablası, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Keselerinize bereket olsun. Evet. Tatlı torunumun adına ben de teşekkür ediyorum size. Annenler olarak. 19 numara. Allah
Allah maşallah maşallah maşallah. Anam. Bitmiyordu. Anam anam maşallah maşallah. Bak yanım yığıldı görüyorsunuz. Şöyle ayrı ayrı. Allah'ım şu eti alt tatlına sarı ve şey pembe. Allah'ım. Şort. Ha şort mu? Ay. Üstündekini de takın. Şöyle ikisini de takın bak. Ondan da ondan aynen da. Ayrı ayrı. Boynuma aldım rahmatım. Şu da şöyle. Bu da tam buralık böyle kumaşı. Ya. Bu kadar güzel modeller nereden bulmuşlar? Neden seçmişler? Aynen. Allah'ım şuna bak. Hem çok şık hem çok minikler. Ellerine, emeklerine sağlık. Keselerine binlerce sonsuz bereket. Amin. Olsun inşallah. Bir tanesini biraz dikkatli açmam gerekiyordu. Sanki o bölümdeyiz. Aa, kendi yaptığı çantadan. El emeği. Evet. Şöyle göstereyim şimdi size. Ne tatlı. Şöyle. Çok güzel, çok şık bir çanta. Tabii bu üzerimdekiyle ben çantanın şıklığını bozdum. Çanta gerçekten harika, muazzam. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle alalım. Allah'ım Allah'ım bu ne? Yelek gibi bir şey mi? Bak. Bu şöyle diyebiliyorum ben. Şöyle bunu da yanlardan bağlıyorsun diye biliyorum. Yanlış değilsem. Badilerim falan. Bu da el emeği maşallah. Aynen. Maşallah süper. Şöyle. Hep el emeği ya Rabbim. Ya işte bak zenginlik işte budur. Elindekini başkalarıyla paylaşmak ve özellikle de el emeğini paylaşmak. Hadi diğerleri neyse de ama el emeğine bayılıyorum ben. Hepsi birbirine güzel duygu ama el emeği bir başka benim için. Bunu paketiyle göstereyim mi hiç göstermeyeyim mi? Demin telefonda söylemişti ya. Gecelik takımı diyelim lohusalar için. Aynen. Kadın öyle diyor çünkü öyle değil. Yani çok detaylı açma dedi ama şöyle gösterelim. Evet. Gizli de bir işimiz yok. Aynen. Hiç. O yüzden bu da lohusa. Evet Ayşe'ciğim, Ayşe'ciğim uyardığı için öyle yapıyoruz. Bak, aynen. Başla. Bunlar sizinkiler değil mi? Ben bilmiyorum. Evet, teyzem ve seninki, bu da Emine teyzeminki. Kutumuzun sonuna geldik. Bunlar şöyle dursun, tekrar hepsini yerleştireceğiz. Şöyle toplu alayım elime, kapanışımı böyle yapayım. Ama Yasin bu çocuğun ilk iyi ve bereketli yani geldiğinde ilk öncesi ne biliyor musun? En ilk olarak senin tedavinin hastanede yani sonuçların yani temiz ve güzel çıktı maşallah. Tamam, bir. Anlamayalım diye. Ondan sonra babaannesiyle zaten tamamen aranızı düzeltti. İki. Ondan sonra başka neydi? O gün bir şey daha vardı. O gün ben diyordum. İki gün açlıkla savaştı geldi. Dur Esra'cığımla ilgili bir şey diyor. O gün orada dedik ya bu çocuk bereketli diye. Ben ne dediydim? Yorumlarımı demiştim. 10.000'e yaklaştığımız zaman bir şey dedim ya. Evet bak, şöyle hediyelerim. Anne şu tripodu şöyle az aşağı doğru eğsene. Ama elim çok yağlı. Yapamıyorum bebeğim. O zaman ben kalkıp göstereyim çünkü uzanamayacağım. Aynen. Ay. Bir de şöyle kısaca ne yaptığımızı göster de o yüzden sana yardım edemedik. Yoksa ben sana hepsini öyle çıkarttırmasın da yavrum. Görüyorsunuz her yer. Şöyle o zaman annemgile de bir döneyim. Buranın devamı da yarın öğlen vlogunda. Biraz yemenim kaymış o yüzden hep gösterdim. Tamam bebeğim. Öğlen vlogundan görüşmek üzere. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun. Allah razı olsun. Şöyle size kapanış yapayım. Çok önde kaldım. Yasemin. Senin de saçın açık. Dur ya, ya dur bebeğim dur dur dur. Elimi vurmayayım dedim yine vuracağım. Ha. Yasemin şey adı neydi? Senin son attığın videoya arkadaşlar bizim hakkımızda senin hakkında ne varsa merak ettikleri şimdi söylesinler biraz sonra yani yorum olarak atsınlar son videonu biz de buradan cevaplayalım. Aa, bugün. Suyu döktüm. Bir tane kop yiyeyim dedim. Allah'tan hediyelere gelmedi. İyi ki anam kitaba gelmedi ilk oradaki. Yok yok. Tamam şimdi evet. Şurayı şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar biz bu yüzden Yasemin'e bu anda yardım edemedik. Yasemin de heyecanlandığı için açmak istedi. Ben de dedim o zaman bari paketi getireyim dedim. Getirdim onu oraya koydum. Biz de oturduk. Onu dinliyor böyle hem bir yandan.
Şimdi kalan güzel sohbet yarın öğlen Vilon'da olacak. Evet. Bizi izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. De, hediyeler için çok... Demek ki söylediğimi bir de sen söyle. Belki ben anlaştıramamışımdır yani. Anlatamadım belki de. Suyu döktüm ya, ben de konsantre olamadım. İşte yani demek ki söylediğimi söyle. Şey yani arkadaşlar son videonun altına yorum yapsınlar. Sohbet konusu olarak ne, evet, istediğini mi? Evet evet. Şimdi hani şu anda söylesinler ki biz de biraz sonra hem sarıp hem sohbet edeceğiz. Bunu ben akşam yayınlayacağım ama sen yaprağı bitirmiş olacaksın. Tamam tamam tamam. O zaman annem gil gitmeden özel olarak istediğiniz bir sohbet varsa, bir yorum gözüme takılmıştı. Arabaşı istemişlerdi ama arabaşıyı zaten annem kolu arıyor. Teyzemin kolu ameliyatlı, onu biliyorsunuz. Arabaşıyı yapan bendim. Ben de yapamıyorum. Özür dileyerek yapamayacağım. Anne bir de İzmir'de miydi? Tam memleketini unuttum ama Meryem kardeşimiz. Meryem'i çok seviyorum derseniz çok sevinirim demiş. Ha biz miydik? Takipçimiz. Evet, Meryem Hanım'ı çok seviyoruz. Meryem seni seviyoruz canım. Meryem Hanım sizi ve Meryem Hanım'a buradan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Adı güzel, kendi güzel. Bol bol selam ve saygılar. Evet evet, adı güzel, kendi güzel. Hediyeler için canlı gönülden tekrardan dolu dolu teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı heyecanla Selcan'a göstereceğim tek tek. Allah razı olsun. Keselerinize bin bereket. Rabbim amin, dert keder yüzü göstermesin amin inşallah. Her şeyden önemlisi buranın maddiyatı falan kesinlikle değil. Manevi olarak tabii düşünülmek, de bu desteği hissetmek. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim ne dileğiniz, muradınız varsa nasip etsin diyorum. Bir de oradan ta düşünüp de yani buraya var ya, inan ki şöyle bir avuç gazete bile koysalar çok kıymetli. Çünkü neden? Aynen. Ta Bursa'dan buraya emek verip yolluyorlar ve aynen, onların gönderdiği değişik bir maneviyat aynen var. Değişik aynen bir güzellik var. Ve el emeği, ya en çok da saygı duyduğum şey benim el emeğidir. El emeği gözünü... Ve kaç kişinin emeği var burada? Hani... Ve kaç kişiyi sevindirdiler aynen bak. Emineciğimi, bebeğimizi, seni, Sonay'ı, beni, herkesi. Hepinize ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Selamımı sağlıyorum hepinize. Ellerinize sağlık. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Hayırlı cumalar, bol selamlar. Allah'a emanet olun. Seneye, öbür seneye inşallah böyle buralarda hep çocuk eşyalarıyla işler yapmak nasip olsun. İnşallah. Amin. Amin. Yerim ben o miniğimi. Evet, şimdi annemlerin güzel sohbetini buraya tripodlarını ayarlayacağım. İnşallah yarın öğlen Vilon'da görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bana bol bol dua etmeyi unutmayın inşallah.